Gerçeğin sesi. hakikathaber.net. Evet sevgili izleyenler, bugün Eyüp'teyiz. Pantograf üzerine bir yayın gerçekleştiriyoruz. Pantograf nedir? Bunu öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Yanımızda İlker Bey var. İlker Bey, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Merhaba, iyi günler. İlker Çiftçi, 1981, İstanbul doğumluyuz. Aslen Balıkesir Gönemli. Evliyiz. 5 çocuğumuz var. Maşallah, Allah başlasın. Hayatımız işte böyle ev iş ekseninde koşturuyoruz. Ev iş, teşkilat. Koşturmaya devam. İlker Bey, pantograf nedir? Bize bunu anlatabilir misiniz? Yani hayatın içinde olan bir şey aslında ama bilmediğimiz bir şey. Bunu bize anlatabilir misiniz? Pantografçılık aslında dediğiniz gibi hayatın içinde olan bir meslek. Her nereye baksak görünen bir meslek ama tabii pek bilinen meslekler arasında değil. Nedir pantograf? Yani genel olarak tarif etmek gerekirse belirli bir deseni farklı ölçekte çeliğe işleme sanatı veya işte aynı ölçeklendirmede yapılabilir. Şimdi o kadar geniş alana hitap ediyor ki metal aksesuardan tutun, işte otomotiv sektörüne, ne bileyim işte kuyumculuk sektöründen tutun, oyuncakçı, işte mutfak, inşaat, her alan, gördüğümüz her şey bir kalıptan çıkıyor. Böyle çok büyük bir geliş bir alana hitap ettiğinden dolayı da bu meslek kendi aralarında kulvarlara ayrılmış. Evet. Biz de burada kendi kulvarımızda metal aksesuar kısmını seçmişiz. Çünkü her kulvarın kendi arasında bir püf noktası var. Örneğin işte ne diyeyim, misal işte bir kuyumculuk sektörünün kendi bir püf noktası var. İşte silahla ilgili bir şey yapmak isteyenler varsa onların kendi şeyi var. Evet. Öyle olduğu için hassas bir meslek. Yani 1 milimetrenin aşağı yukarı binde beşine kadar geri geldiği zaman öyle bir hassasiyet gerektiren ince, güzel, enteresan bir meslek. Yani çeliğe sanatı işliyorsunuz, öyle görünüyor. Evet. Yalnızca sevgili izleyenler, bu arada yüksek bir ses geliyor etrafımızdan. Kuş sesleri geliyor. Birazdan size kameraman arkadaşım onu da gösterecek. Burada İlker Bey'in hobisi var. Kardeşinin de hobisi var değil mi? Kardeşiniz de hobisi var. Ben ama siz de seviyorsunuz yani. Tabii seviyorum ve ben pek anlamam ama yani sadece seyrediyorum. Böyle. Sadece seviyorum diyorsunuz. Evet, burada çok çeşitli kuşlar var. Güzel de bir onlara kafes yapılmış, büyük bir kafes yapılmış. Evet. Onların ahengi içerisinde çalışmayı da sürdürüyorsunuz. Şimdi mesleğe dönersek, yani bu pantografçılığa nasıl başladınız? Bir ondan başlayalım mı? Kaç yaşında başladınız? Çıraklıktan mı geliyorsunuz? Baba mesleği midir? Nedir bu? Pantografçılık Türkiye'de aslında çok eski olan bir şeydir. Yani özellikle 60'lı, 70'li yıllarda biraz daha hız kazanmış bir meslek. Baba mesleği. Evet. Yani bu pantografçılık mesleği bize çok şey öğretti esasında. Ben öğrenim hayatımla birlikte yürütmüştüm bu mesleği. Baba mesleği olduğundan dolayı. Şu an kardeşim, ben, babam, üçümüz öyle küçük bir aile atölyemizde. Rızkımızın peşinde koşuyoruz. Örneğin mesela bu işhanı burada biliyorsunuz, bu bölgede birçok sanayi üzerine işhanları var. Evet. Çok enteresan meslekler var burada. Örneğin mesela bu iş yerine bir demir yığını girse tank olarak geri çıkar, hiç abartmıyorum. Maşallah, yani ülkemizde yapılamayan aslında yani seri üretime geçiremeyen bir tank var. Aslında emekler harcanıyor. Biliyorum ki onun birçok parçası da bu sanayilerde gerçekleşiyor değil mi? İstanbul'da burada yapılıyor. Evet. Yani dediğiniz gibi bir demir yanı buraya bilse tank olarak çıkar diyorsunuz. Tank olarak çıkar. Tabii işin üzücü tarafı da şu var. Çok kıymetli ustalar olmasına rağmen kullandığımız makinelerin hemen hemen hepsi desek hata yapmış olmayız. Yani çok az, belirli bir kısmı yerli. Genelde işte Japon, Alman, yine Tayvanlar bizden hakimler. Yerli olanlar da genelde montaj, yani mesela işte makinenin spindle dediğimiz parçasını mesela İtalya'dan getirmiş, yazılımını işte Japonya'dan getirmişler. Sonuçta evet, esaslı bir üretime dayalı bir şeyimiz, imalatımız, şeyimiz yok. Ama dediğim gibi yani o bir iddia değildir, hakikattir yani gerçekten. Çok değerli, kıymetli ustalar var ama maalesef bu yönde devletin tabii şey yapması gereken işler bunlar. Örneğin mesela yani destek çıkması, bu işlere sahip çıkması. Tabii mesela benim mesela çok şaşırdığım bir şey vardı. İlk bu sanayi sektöründe Taksan diye bir devletin yine yapmış olduğu bir şeyde CNC makineler o zamanlar üretilmeye başlamış ama yine
önü kesilmiş o zamanki işte hükümetin. Tabii nedense memleketlerde böyle oluyor. Mesela devrim otomobilleri vardı. İşte onun önünü kestiler. Ondan önce Sivaslı büyük işte iş adamlarından Nuri Demirağ vardı. Mesela o ilk Türkiye'de yerli uçağı yapar. Biliyorsunuz Türkiye'de yaklaşık 35 tane yerli uçağıydı. Gene devlet tarafından önü kesilen siyasetçilerdendi. İşte bu zorluklarda devam etmeye çalışıyoruz mesleğimize. Yine mesleğimiz güzel, zevkli bir iş ama aynı zamanda da stresli, hassasiyeti gerektiği için. Onun için bu meslekle uğraşanların mutlaka bir sosyal aktivitesi olmalı lazım. Evet, yani bu kuşlar da onlardan kuşlar, biri gibi. Yani kardeşim kuşlarla ona meraklı. İşte ustamız bizim babamız. Evet. Biz ondan öğrendik. Gerçekten yetiştirdiği şey, mesela babamı bakıyorum hani izlenimini, anlayışına biraz daha Osmanlı ustalığını bizlere hatırlatıyor. Yani mesela diyelim ki kendisi bir işte karşılaştığı zaman onu mesela diğer başka arkadaşlarla paylaşmayı falan sever. Böyle imece usulü seven, ahilik derler herhalde Osmanlı'da öyle evet, bir şey varmış. Evet, çok güzel. Onu seven bir şey. Böyle yani şimdi. Yani günümüzde herkesin Rabbana, Rabbana, hep bana mevzusundan insanlar aslında biraz daha kendini düşünüp de komşusunu da düşünmesi farklı bir şey. Yani bu çalışma sektöründe, sizin sektörünüzde bilhassa yani her şeyin fabrikasyonlaştığı, daha büyük yerlerin, daha büyük firmaların, yabancı firmaların ülkemize cirit atarken siz böyle hem ufak bir atölyenizde, küçük bir atölyenizde bu tür şeyleri düşünerek, hassasiyetleri düşünerek ben de komşum ekmek yesin düşüncesiyle, zihniyetiyle çalışmak farklı bir şey. Yani Allah razı olsun, bu hassasiyeti gösteriyorsunuz, bu hassasiyetle çalışıyorsunuz. Mevlam daha iyi mersin. Ben şuna gelmek istiyorum, özür dileyerek. Kaç yaşında başladınız mesleğe? Yani direkt... Yani oradan başlayalım. Yok, yani işte onu kestiremiyorum. Çünkü baba mesleği olduğu için evet. Kendimizi biz bildik bileli buradayız. Yani direkt esasında yani okul hayatımızı bitirdikten sonra genelde işi ciddiye aldık burada ama tabii çocukluktan beri hep... İşin içinde olduğunuz işin için. İşin içinde olduğumuz için. Yabancılık çekmedi. Buralarda yetiştik, buralarda büyüdük. Seviyoruz da mesleğimizi yani burada. Tabii yani seviyoruz ancak mesela eskiyle kıyas yaptığımız zaman örneğin emeğin değersizleştirilmesi diye bir politika var. Yani evet. Hiç abartmıyorum, biz 2016'dayız. 98 yılında yaptığımız fiyatların aşağısı desem abartılacak gibi gelir ama çok o kadar şey, yani o günden bugün aşağı yukarı işçilikler aynı. Yani mesela o zaman bir kalıp yaptığımızda hani altına vurursak 10 gram altın alıyorsak mesela şu an evet. Aynı işçilikte bu rakam 3 gramlara kadar düşmüş vaziyette. Evet. Tabii diğer yandan sigorta primleri yükseliyor, ne bileyim işte günlük ihtiyaçlar, harcamalar tabii o oranda şeydir. Ama bu sırf bizim meslekle ilgili değil, genel anlamda herhalde böyle bu imalat sektöründe böyle sıkıntıları gözlemliyoruz. Yani. Ya hani dedim ya az önce yani sanayileşme, büyüme var. Evet. Yani milli sanayimiz maalesef yani görüldüğü kadarıyla yok. Yani sanayi. Tabii bunlara çok önem vermek lazım. Ama bu son zamanlarda zaten inşaat sektörü biliyorsunuz yavaştı. Evet. Parayı betona gömdük. Ama yani üretime dayalı esaslı bir politikamız yok. Hatta başımdan bir olay geçti, onu anlatayım size. Evet. Bir gün bir yerde oturuyoruz, bir resim sergisi var orada. Resim sergisinde izliyoruz, bakıyoruz. O ressamla görüşüyoruz. Tabii bu Türk meselelerle ilgili konuşunca o birisi geldi, yaklaştı. Dedi ki, hiç dedi merak etmeyin dedi. 20 sene sonra dedi, bu topraklar dedi bizim dedi. Öyle deyince bir şaşırdım. Kendisi farklı bir inanca sahip birisi. Öyle deyince benim yanımda da o zaman bir arkadaş var, tabii biraz daha şey duygusuna kapıldı. Dedi ki, sen dedi kupon biriktir, bu vatan dedi bizim dedi bölünmez. Deyince ben oradan onu susturdum, hatta dedim ki bak, biz buraya Alman arabasıyla geldik. Kullandığımız telefon Japon. Yani belindeki dedim ruhsatlı tabancan İtalyan. Eyvah. Yani hani şeyimiz yok. Nasıl yani, güçlü olabilmek için kendi üretimini yapman lazım. Mesela Türkiye'de yapılan bazı hizmetler güzel şeyler. Ama bunlar hayatı kolaylaştırıyor. Köprülerin yapılması, yani ne bileyim işte otoyolların yapılması ama
Bunlar sosyal Türkiye'nin, devletin yapması gereken şeyler değil mi? Türkiye'nin puzzle'ını geliştirecek şeyler ise burada işte meslek. Yani sanayi. Şurada gördüğümüz cihazlar, şurada gördüğümüz makinelerin yerli bir şekilde. Tabii. Ve üretilmesi de şey, yani çok zor bir şey değil. Değil evet, mi? Hiç yani o kadar anlamda zor değil. Yani çünkü baktığımız zaman Türkiye bunu yapabilecek güce kuvvete sahip. Ya, mesela, peki. Mesela şöyle bir şey vardı, esasına baktığınız zaman. Konu nereden nereye geldi ama yani. Yani onu da izah edelim. İzleyicilerimiz anlasınlar. Evet sevgili izleyenler yani İlker Bey bu işin dışında siyasetle uğraşıyor. Siyasi bir partinde ilçe başkanlığını yürütüyor. Ondan dolayı bu konulara kadar geldik. Aslında Türkiye gündeminin işçisinden varın da patronuna kadar gündem aslında bu. İşsizlik ve yapılan maalesef ki orantısız dağılımların evet. Sonucu. Evet. Peki biz buralara kadar geldik de şimdi cihazların yapımından falan bahsettik. Pantografçılığın tanımı nasıl olabilir? Yani siz nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi ne diyelim mesela pantografçılık kalıpçılık gibi. Yani mesela işte ne diyeyim örneğin şurada gösterelim. Tabii. Burada. Dedik ya geniş bir alana hitap ediyor. Biz fermuar sektöründe hizmet veriyoruz. Örneğin müşteri numunesini getiriyor. Diyor ki ben bu fermuardan istiyorum diyor. Biz de alıyoruz. Şu kalıp tabii düz vaziyette. Bu kalıbı işliyoruz. Eskiden şu makinalarda işleniyordu. Bak. Neler yapmışız? Başka neler var? Sevgili yani bir sürü şeyler var. Yani bunlar bununla mı yapılıyormuş, pantografçılık bu muymuş diyeceğimiz şeyler aslında. Broş var, yani şu an elimde gördüğüm bir madalya, eski kaplanmamış evet. Halde tabii. Şunu alalım. Bunun evet, demiş. Bu önemli bir şey, bunu düşürmeyelim yani, yere. Asker yerlerde kullanmış paşaları var ya, yani, evet. Kullandıkları amblem mi diyorlar işte, rozet mi onu diyorum. Aparatlar. Yine madalya gibi, işte bu polislerin... Rozetleri, polis rozetleri, zabıta rozeti. İşte bunlar düğmeler aslında, üniforma düğmeleri değil mi? Üniforma düğmeleri. Evet. İşte çay tabağı yapmışız. Broşlar yapılmış, mesela şöyle. Bu, çalışmalar olmuş. Hı. Evet. Yine bu işte böyle musluk gibi böyle bir şey, bir aksesuar bu, var. Bunlar bir işte hamam muslukları gibi, işte sokaktaki... Kadınların gözleme sürmeleri gibi şey oluyor ya böyle, aksesuar olsun. Onların yani şeyleri. Çok geniş bir alan hitap ediyor. Çok hangi geniş bir alan hitap ediyor. Evet. Şeyler yaptık, neler yaptık. Yani çok yani. Aslında çok küçük işçilikler bunlar. Hani evet. Şu anda bunları ekranda da görüyor izleyicilerimiz. Yani çok farklı bir işçilik, çok ince bir işçilik. Evet. Ama siz bunu yapmıyorsunuz değil mi? Yani bunu değil. Siz Gel bunu işliyorsunuz. Evet, dönebilirse kameraman arkadaşımıza şöyle. Dönmesi yeterli olacak. Evet. Şimdi orayı da gösterelim izleyicilerimize. Yani bu makinede de böyle bunlar işleniyor, çeliğe işleniyor. Çelik kalıplara işleniyor, ondan sonra devam ediyor. Evet, bu arada kardeşimiz de kameramanlığımızı kavradı, yapıyor şu anda. Teşekkür ediyoruz. Dedik yani her alana hitap ediyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Evet sevgili izleyenler, İlker Bey'le devam ediyoruz söyleşimize. Peki İlker Bey, nereye gidecek bu mesleğin sonu, nereye kadar gider sizce? Yani insanlık var oldukça bu sektörde var olur çünkü. Yani devam etme, çünkü piyasa büyük bir krizin eşiğinde. Evet. Genelde şey, yani bu Çin malları dediğimiz olaylar bizi de gerçekten etkiliyor bu anlamda. Çünkü her ne şey, mesela bir oyuncak. Evet. Bak, çocuk çok olunca biz oyuncaklarda. Oyuncağın altına baksak madenin Çin yazıyor. Genelde, artık BRC yazıyorlar. Efendim? Artık BRC yazıyorlar. Evet. Eskiden mesela bu fermuar konusunda babamız dünya çapında tanınan birisi. Türkiye'de özellikle mesela bu kalıpları maşallah. İlk kalıpları yapan. Yani şu kullandığımız tabii, fermuarların. Bunların bir çeşidi. Bunlar makinalarda otomatik çıkıyor da kemik fermuar dediğimiz. Onlar da. İlk biz burada tabii imal etmeye başladık. Çin'le tabii rekabet olmayınca o kalıpları biz burada yapamıyoruz. Sadece onların getirdikleri kalıpları burada hatalı kalıpları düzeltiyoruz mesela. Onlar. İşte yani çalışmıyor. Mesela diyelim ki bunların kendi aralarında
70 kiloda patlıyorsa işte burada bir operasyonla o biraz daha güçlendiriliyor falan vesaire. Bunun gibi bazı tamir işleri yapıyoruz yani. Yani yine size muhtaç oluyor aslında. Tamam. Makinelerine falan baktım. Teknolojileri daha şeydi ama biz onlara göre ilkel sayıyoruz ama yine bilemiyoruz. Yapıyoruz yani. Elhamdülillah kendimize bu konuda güveniyoruz. Maşallah. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Buradan İlker Bey son olarak ne söylemek istersiniz? Hani biz az önce bahsettik ya siyasi konularda da ilçe başkanlığı yapıyorsunuz partinin. Bahsedebilir misiniz ondan da? Aynı zamanda da siyasi parti ismini söylemekte sakınca sıkıntı yok. Bizim Saadet için problem yok. Bir ilçe başkanlığı vazifesini yürütüyoruz. Hangi ilçedeyiz? Eyüp. Eyüp ilçesinde. Eyüp Elensari Hazretleri'nin. Dizinin dibinde. Mekan olarak çok yakınız. Cenab-ı Allah bizi manen de yakınlaştırsın inşallah. Amin inşallah. Hayatımız böyle ev, iş, teşkilat, cami dörtgeninde geçiyor. Tabii yani siyasetle uğraştığımız için de kendim şahsen böyle mesleğimle ilgili bazı çok fazla vakit ayıramadığım zamanlar oluyor. Mesela bizim meslekte şöyle çalışılmaz. Değil mi? Evet. Akşam toplantı olduğu için işte önlükte falan bu konuda kardeşim yani birçok açığımı kapatır bu anlamda. Yani aile şirketisiniz ve bu işi ailecek yapıyorsunuz. Cefakar bir şekilde kardeşiniz de size yardımcı oluyor. Evet. Babanız sürekli başınızda ve çalışmaya devam ediyor. Gördük az önce. Buradan ne tavsiye edersiniz? Yani bu işleri yapmak isteyenlere, çünkü gördüğüm kadarıyla çırak yok. Yok. Yani çırak yetişmiyoruz. Yani Türkiye sanayisine baktığımız zaman genel olarak bir çırak eksikliği var. İnsanlar bu işleri tercih etmiyorlar. Evet. Yani bunun sebebini neye bağlayabilirsiniz? Ne tavsiye edersiniz? Yani gidişat böyle olursa, yani bu sözümü unutmayın. Aynı bu şekilde yani ekonomide, sanayide, tarımda yarınımız bugünden daha iyi olmaz. Bugünü bir bin, işte bugün ayın kaçı, işte şu hangi aydayız? Nisan ayındayız değil mi? Evet. Nisan sonu. Bir sonraki Nisan ayında gelelim bakalım. Yarınımız ülke olarak hani bu gidişat şey olursa yarınımız bugünden daha iyi olmayacak her anlamda. Yani bir şey oluyor, sonu nereye varacak? Esasında biz de tam bilmiyoruz. Yani şey olarak gidiyor. Allah'a emanet bir şekilde gidiyoruz ama yani Allah sonumuzu ailesin. Peki başkanım, biraz yaklaştırayım sizi bu tarafa doğru. Gençlere ne tavsiye edersiniz meslek seçimi konusunda? Mesela pantografçılığı seçsinler mi? Yani bu bir sanattır tabii. Yani sonuçta nereye gitse hemen hemen mesleğiyle ilgili bir şey bulabilir. Genelde sanayinin geliştiği yerlerde. Ben mesela çocukluktan beri artık biz babadan böyle gördüğümüzden dolayı mıdır nedir? Meslek seçimini yaparken böyle diğer meslek ismi vermeyeyim ama böyle sanatvari bir işte meşgul olmak istedim. Çünkü her zaman meslektir, altın bileziktir evet. Bu anlamda. Bir babanın evladına bıraktığı en güzel miras sanat diyebiliriz. Bitmeyecek olan, ömür boyu devam edecek olan bir meslek olarak görüyoruz. Yani çünkü tabii, şu açıdan soruyorum özür dileyerek hani topçu olalım, popçu olalım, meşhur olalım, zengin olalım. Bir anda hop gidelim de evet. 75 milyon. Yani kanaat etmekte tabii fayda var. Örneğin ben hiç kredi kartı falan kullanmıyorum şey olarak. Param varsa alıyorum, param yoksa almıyorum. Bu konuda evet. Size katılıyorum. Ben de öyle yapıyorum. Buradan da tavsiye ediyoruz sevgili izleyenlerimize. Kredi kartı faize bulaştığı için insanları harama bulaştırıyor ve evimizin, cebimizin bereketi uçup gidiyor. Evet. Yani bir de şöyle bir durum var. Yani sonuçta öldükten sonra dirilmeye iman eder insanlarız. Dolayısıyla meslek seçimin konusunda da helal haram noktasına biraz dikkat etmek lazım. Zaten Adem Aleyhisselam yaratılmadan evvel kişinin Zekeriya'nın, Ahmet'in, Mehmet'in ne kazanacağı zaten ruhlar aleminde yazılmış yani. Bunu evet. Tutup da haram yoldan şey yapmaya göre kanaatkar olmak lazım. Bir de çok lükse, ne bileyim şuyum olsun buyum olsun çok yükseklerden uçmamak lazım diye düşünüyorum. Aynen öyle. Kanaatkar olmak lazım. Bir Müslüman kanaatkar olmalı ve kanaatkar olursa
böyle iş yerlere yürür, böyle iş yerleri büyür, böyle iş yerleri helal kazanmaya ve helal kazandırmaya devam eder. Biraz bu meslekte rahatızdır. Babamız o anlamda bizi rahat yetiştirdi öyle pek. Değil mi? Tabii şey yaptık, muhtaç olmadık çok şükür kimseye. Elhamdülillah. Yani ne kadar bazen faturaları böyle bir ay geriden takip etsek de yine halimize şükürler olsun. İşte bu az önce yani, söyledik ya aslında evet. O noktaya geliyor. Hani ne kadar biz uğraşsak da çabalasak da sektörün önünü tıkayan bazı şeylerin olması bizim de tabii ki faturaları geciktirmene kadar olabiliyor yani. Ödeme sıkıntıları yaşayabilir. Çünkü piyasanın çek dönen, çek ödenmeyen çekler bir sürü sıkıntı var. Bayağı bir sıkıntı yaşanıyor. Bu anlamda da tabii bayağı bozulmuş. Yani ticari ahlak bitme noktasına gelmiş. Yani insanların yani bu anlamda tabii kimi sıkıntılar var ya şeyde. Evet. İşlerin olma konusunda esnafın birçok konuşuyoruz, ediyoruz. İşlerin olmadığından, olanların da ödeme sıkıntısı çektiğinden böyle problemlerle duyuyoruz, karşılaşıyoruz yani. Rabbim kolaylıklar versin. Başkanım çok teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz bizleri. Evet sevgili izleyenler, bu işin ustası. Öncelikle onu tanıyalım. Aydın Usta. Aydın Usta, Aydın Pantograf, Aydın Usta. Aydın Ustam, Aydın Çiftçi. Evet. Tanıyabilir miyiz sizi biraz? Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? 956 Balıkesir Gönen doğumluyum. Oradan İstanbul'a 67'de, 68'de geldik. Evet. O yıllarda bu mesleğe çıraklık olarak başladık. Tarihçemiz böyle. Maşallah. Yani devam ettiriyorsunuz, devam etmeye çalışıyorsunuz. Siz de başındasınız, sürekli çalışıyorsunuz. Sağlığımız el verdikçe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında tedavülden kalktık ama gerekiyor bazen. Aslında işleyen demir pas tutmaz derler. Doğru. Şimdi biz İlker Bey'le az önce konuştuk. Evet. Pantografçılıktan bahsettik. Hatta ülke gündemine kadar geldik. Biz sizden şunu dinlemek istiyoruz. Pantografçılık nedir? Türkiye'ye nasıl gelmiştir? Ne yollarla gelmiştir? Nasıl oluşmuştur? Bu meslek nasıl oluştu? Yani bize biraz bahsedebilir misiniz? Tarihçesinden. Şimdi pandografı, pandograf olarak duyan çok, hatta meslektaşlarımızdan dahi bilen pantograf diyebilir ama tam bunun sırrı daha çözülmüş değil. Bunun üstüne her ne kadar teknoloji, CNC'ler, hızlı vursunlar bunlar çıktıysa da bunun durumuna daha ulaşılmadı. Manuel kontrolüdür. Mesela çok basit işlerde şudur budur gerektirmez. Bunda zeka işi. Tam olarak pantografı Türkiye'deki pantografçı kardeşlerimiz tanıyamadı. Pantograf Türkiye'ye 1965 yılında ustamız Fahrettin Gürevi, Allah rahmet eylesin, memlekete, Türkiye'ye, sanayide çok büyük katkısı olan bizleri yetiştirdi. Burada mesela yedek parça olsun, tekstil sanayine olsun, bu tür şeylere çok çok büyük katkıları olmuştur. Elektrik malzemeleri üzerine olsun. Pantografın ve pantografçıların her türlü şeyde emeği var. Enteresan bir makine. 65'li yıllarda Tophane Karaköy'de. Yani 60-65 yıllarda, Tophane'de ilk makineyi getiren işte ustamız burada başlıyor. Olayı kendi aslında saatçidir. Fakat kafası çok çalışır. Almanya'ya gidiyor, bu makineyi görüyor, pantografı. Yaptığı işlemi görüyor, yaptığı işi görüyor. Bu çok da kafası çalışan bir insan olduğu için orada müracaat ediyor. Tabi uzun yıllar sürüyor. Bu daha öncesi de var bunun. 5 yılda ancak getirebiliyor pantografı, bir tane olmak kaydıyla. 5 yıl. 5 yılda. Ancak kendisi daha elini pantografa şöyle bir sürmüş değildir. Kafası çok çalışan olduğu için kataloglarını ve resimleri inceler. Bu şekilde şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız diye. Yani bismillah diye bir pantografla başladı. Şu an Türkiye'de sayılamayacak kadar pantograf ve pantografçı oldu. Yani tohumu attı diyorsunuz, sonrası geldi Allah'ın izniyle. Ama şöyle bir şey var, hani bu mekanik, hani şimdi her şey elektroniğe döndü. Bilgisayar sistemini birazdan şeyde göstereceğiz. Bilgisayar çizimlerini artık gönderiyorsunuz. Makine kendisi yapıyor. Bu iş
Yani bu ayrı, bu olmazsa olmazlarından. Yani bu olmazsa olmazlarından. Olmazlarından. Mesela şurada bunun bir yedek bilemediğimle tabir ettiğimiz parçası var. Bir makine parçası orada. Evet. Yani diğer parça. Her ne kadar yenilik, bunun benzeri makineler çıksa da yine de ona da bağlıdır. O denledir. Biz buna 40 ayak diyoruz. Makine. 40 ayak makinesi. Güzel. Evet. Peki Almanya'dan geldi. Evet. Ustamız bunu getirdi, kurdu, çalışmaya başladı. Siz de ilk elemanlardan mısınız yoksa? Biz ikinci kuşak. İkinci kuşak. Bizim tabii bir önümüzde abimiz, dayılarımız. Biz ikinci kuşak. Yani aileden de mi geliyor aslında? Tabii aileden. Maşallah. Aileden, akraba. Yani siz... Genelde pantograf şeylerine bakarsan ustalarını hep gönen tarafıdır. Ustamız da Bursa Erdekli'dir. Mudanya. Mudanya'da. Mudanya'da. Evet. Hatta dedim ya, çok kafası çalışan zeki bir insandır. Burada şu görmüş olduğunuz şu erozyon denilen makinayı dahi burada ilk imalatını yapan. Yani yerlisini ilk yaparsa ilk yapandır ustamız. O denli hem devletini hem milletini hem dinini seven muhteşem bir insandır. Yani şimdi saymakla bitmez onun şeyleri. Peki pantografçılık Türkiye'de o zaman nasıl karşılandı? Hani bir başlangıç oldu, bir eksiklik hissediliyordu değil mi yani Türkiye'de bu konuda? Tabii ki. Tamamen dışa bağımlı çünkü. O zamanlar o şekilde ama bunun tanımıyla beraber şunu gördüm. Önceden bir ara bir tarihlerde sanayi kuyrukları olurdu. Burada da kalıp yaptırmak için o yıllarda kalıp kucağında para, üstünde o kuyrukları da gördük. Allah Allah. Evet. Ya çünkü yok, kalıpçı yok değil mi? Olsa bile usta yok. Şimdi kalıpçı var ama pantografı olan yoktu. Yetişmiyordu. Zaman zaman gidip geldi tabii. Almanya'nın durumuna da alıştı. Değişik makineler de getirdi pantograflar konusunda. Aile olarak benim kimim var? Kardeşim var. Kimin var? Şu akraban var. Bizi öyle sincirleme olarak bir okul gibi çok güzel bir şekilde eğitildi. Yalnız çok prensip sahibi bir insandı. Çok prensip. Çok çok prensipli bir adam. Hassas bir nokta. Her konuda hassastı. Allah ondan razı olsun. Durum böyle. Peki şimdi saatçilik dedik. Saatçiliği bıraktı. Pantografçılığa başladı. Yani cihazı getirdi, başladı, yürüttü. Takribi kaç tane elemanı oluştu? Yani şu anda yaşayan kaç ustası var yani yetiştirdiği? Şu an biz 5 kardeşiz. 4'ümüz mesela burada. Pantografçı. Sadece onları sayıyorum. O bizleri yetiştirdi. Bizim de yetiştirdiklerimizin sayılarını ben unuttum. Evet. Toplam şöyle bir yani 100'ün üzerindedir. Fazladır. Maşallah. Peki şimdi talep oluyor mu gençlerden, çocuklardan bu işi çıraklık olarak gelmek isteyen, meslek var mı? Okulunu okuyup da burada bu işi pratiğine dökmek isteyen oluyor mu? Size gelen oluyor mu? Şimdi o yılların okulu buydu. Evet. Ama şimdi gençlik malum, bir de bu artık ne diyorlar onlara? Uzun okutuyorlar ya. Üniversite. Aha. Üniversite. Kesintisiz eğitim davasına herhalde. İlkokuldan çıkar çıkmaz çok önemli bir sanat diye hemen ya torna ya bu şeylere verilirdi. Evet. Şimdi öyle artık eleman yetişmiyor, olmuyor. 20 yaşından sonra da bu iş zor yapılır. Peki yani bu 20 yıl öncesine kadar eleman yetişiyordu ama şimdi yetişmiyor diyorsunuz. Yetişmiyor. Çırak yetişmiyor. Yetişmiyor. Çünkü ben de göremedim. Şimdi piyasaya şöyle de bakıyoruz. Bu tür işleri yapan insanlarda çırak yok. Yetişmiyor. Şimdi en küçük çırak yani kalfa diyelim 25 yaşlarında başta yukarı doğru çıkıyor. Biz şimdi acizane bir ustalar olarak şöyle görüyoruz. İnsan vücudunda bir bel kemiği ne kadar önemliyse Türkiye içinde bir sanayi bu kadar önemlidir. Yetişmesi lazım. Yetiştirilmesi lazım. Sanayiye önem vermesi. Çok önem vermesi lazım. Çünkü akıl almayacak derecede hem askeri alanda olsun hem tekstil konuda ne geliyorsa aklına şunun emeği mutlaka vardır. Çok önemli bir konu. Evet. Buradan son olarak Aydın Usta'm ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Tavsiyeleriniz ne olur? Gençliğe tavsiyeniz ne olur? Vallahi gençlere
tavsiyemizden önce şimdi idarecilere önce tavsiyemiz var. Evet, ondan başlayalım. Gençlik Balkan'dan gelen soğuk hava rüzgarı gibi eser geçer, yönlendirilmek ister. Bunu idareciler düşünmesi gerekiyor sanayi konumunda. Ne şekil çırak yetişir, ne yapmalıyız, esnaf ne şekil olursa ne şekil faydalı olur gibi. Yani bunları istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Yani bir destek yetiştirmesi bizden. Yetiştirmesi bizden diyorsunuz. Evet sevgili seyirciler, buradan bu işi yapmak isteyen kardeşlerimize, gençlerimize sesleniyoruz. Evlatlarınızı bu işleri, bu meslekleri öğrendirip de altın bilezik sahibi etmek istiyorsanız. Şunu da ilave edelim. Bunu, evet. Mesela Türkiye'de ilk fermuar kalıbını acizane yapanız. İlker Bey bahsetmişti. Bu da mesela bu manuel olan, teknolojik olmayan durumlarda güçte, çalışmada çok çok ileri sayfalarda birçok ülkeleri geride bırakmış durumdaydık o zamanlar. Fakat memleketimizde de dediğimiz gibi bu tür şeylere pek önem verip araştırmadığından benim dahi eline su dökemeyeceğim sanatkar arkadaşlarımız var. Faydalanmak gerekiyordu. O yıllarda 30 bin euro muydu? Dolar. 30 bin dolardı bir kalıp. Evet. Kalıbın sadece bir kalıp değil mi? Bir kalıp. Çıkar bakayım oradan o şeyi. Alttan. Diş kalıbını. Bunu biz burada yaptık. 30'da birine mal olmasına rağmen yine de böyle derdimize anlatılacak şeyleri, acıları bulamadık. Bu değil mi? Mesela bak şu. Bundan çıkan ürün. Ver oradan fermuarı bakayım. Şöyle biraz yatırabilirsek kameraya doğru. Evet. Yani bu sizin ürettiğiniz, yani bizzat ürettiğiniz bir fermuar değil mi? Yani kalıbı. Kalıbı. Esas çok önemli olan kısmı. Yani bu kalıpla yapılıyordu her şey. Tabii. Şimdi kardeşimiz onu da getiriyor galiba. Burada sanata dayalı tamamen tabii yetişme tarzı. Bu da çıraklıktan, pratikten. Şimdi kağıt üzerinde olan bu konularda biraz bocalar. Biz de teknolojik karşısında yabancı kalırız. Yani aslında insan kendini verdikten sonra öğrenir. Evet. Bir şeyleri yapabilir. Alalım onu. Ver. Yani buradaki maksadımız zaten hani bunun olması değil de yapıldığı şekil. Burada merdiven olur. Evet. Yani. Şu fermuarın, sevgili dinleyiciler gördüğünüz gibi bu fermuarın kalıbı bir de ayrıca çok büyük rakam söylediniz az önce ya hocam. Bakın, ne demiştiniz? Bir de şunu söyleyeyim. Bu konu bu işleri yapan Allah'a şükürler olsun. Türkiye'mizde çoğaldı. Evet. Çoğaldı ama ustalar artık el ayak çekmeye başladı. Nadir kaldıkları için sıkıntı yaşıyor firmalar. Nasıl sıkıntı yaşıyor? Örnek dışarıdan mesela kalıp geliyor, bozuluyor. Onu oradan getirmesi bayağı bir uzun süre. Burada kendi kaybı. Çin'den getiriliyor, Çin'de yapılıyor. Yani dışarıdan getiriliyor ama zaman. Mesela 2 saatte, 3 saatte bitecek olan bir şey o 2 ayda. Bitiyor. Tabii. Biz yani burada ondan... Yani kaçta kaçına mal oluyor demiştiniz? O zaman 30 bin dolar olduklarını biliyoruz. Biz bunu 30'da birine o zaman mal ettik yani. Allah'a emanet. Vesaire çıkılmadı. Hani aklıma şey geldi dediniz ya. O yıllara dönmeye kalkarsak. Rahmetli Başbakan Profesör evet. Doktor Erbakan evet. Ne demişti? Ne yapmıştı? Ağır sanayi hamlesini başlattı. Araba yaptı. Motor yaptı. Ama maalesef sahip çıkılmadı. Sahip çıkılmadığı için de şu anda pancar motor bitti. Evet. Yok. Araba üretmeye kalktılar yerli ama ürettirmediler. Yok. Şimdi ben o zaman bir şey söylerim. Çiçekler saksıda güzel olur ama hocamızın fikirleri ve kendi her zaman her yerde güzel idi, güzel olur. Evet. Onun erişilemeyecek derecede güzel fikirleri ve düşünceleri vardı. Keşke öyle insanların, Allah sayılarını çoğalsın ama pek de ufukta görünmüyor bir şeyler, öyle görüyoruz. Vardır, onun devamı vardır. Devamı vardır. İnşallah. Yani İlker Bey de hocamızın izinden gidenlerden ilçe başkanlığı yapıyor ve çalışmalarını takip ediyoruz.
Allah razı olsun. Hem şu mesleği yapıp da hem ona vakit ayırabilmek, cihat ruhu olsa gerek, cihat ruhunda samimiyetle yürütmeye çalışıyor. Allah razı olsun hepsinden. Evet ustam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben size teşekkür ediyorum. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Allah razı olsun. Rabbim kolaylıklar versin. İnşallah gençlerimiz de bu mesleklere yönelirler. Bu mesleklerle bileklerine bir altın bilezik takarlar. Yarın bir gün aç kalmazlar. İnşallah. 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 Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi ustamız bize durumu anlattı, özetledi aslında. 30'da birine mal olmasına rağmen sahip çıkılmaması, bir işin yürütülmemesi, yürütülememesi, bunlar acı şeyler. Bunlar zamanında yaşandı. İnşallah şimdiki hükümet bunlara sahip çıkar, bu tür şeylere sahip çıkar da umuyoruz. Gençlerimize sahip çıkar da bu tür işlerin ileriye dönük ağır sanayi hamlesiyle taşlandırılmasını diliyoruz. Gerçeğin Sesi, hakikathaber.net